Merhabalar. Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Canan Çopur. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğinde görev yapmaktayım. Bize biraz KADES'ten bahseder misiniz? Tabii ki de. Şimdi öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. KADES uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğümüzün bir uygulamasıdır. Şöyle göstererek anlatayım beni isterseniz. Şimdi KADES uygulamasını iOS ve Android telefonlarımıza indirebildiğimiz bir uygulama. Şunu da söylemek istiyorum ekstra. Sadece bayanlarımızın kullanabildiği bir uygulama. Yani sadece kadınlarımız indirebiliyor uygulamayı ve kullanabiliyorlar. İndirdikten sonra TC kimlik numaraları, isim, soyisim, doğum yılı ve cep telefonu bilgilerini giriyorlar. Girdikten sonra telefonlarına bir doğrulama kodu gelecek. Doğrulama kodundan sonra aktif olacak. İhbar aşamasına geldiklerinde şöyle bir butonla karşılaşacaklar. Butona tıkladıklarında tekrar bir ikinci uyarı mesajı gelecek telefonlarına. Şu şekilde göstereyim. Yardım istediğiniz emniyet birimlerine iletilecektir. Devam etmek istediğinizden emin misiniz şeklinde. Evet'e tıkladıklarında 112 üzerinden ihbar bizim muhabir büromuza düşecek. Ve en hızlı şekilde ekiplerimiz şiddet gören bayanımıza ulaşmış olacak. Tekrar hoş geldiniz. Ben Asay Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde çalışıyorum. Polis memuruyum. Bugün malumunuz 25 Kasım ile alakalı olarak, Dünya Kadına Şiddet Günü ile alakalı olarak bu Cumhuriyet Meydanı'nda bir panel hazırladık. Bu konuyla alakalı olarak özellikle kadınlarımızı bilinçlendirme adına KADES uygulamasının broşürlerini dağıtıyoruz. KADES uygulamasından bahsedecek olursak, bu Android cep telefonlarına, akıllı cep telefon dediğimiz telefonlara indirilen bir uygulama. Nasıl indirileceği yönünde kadınlarımıza ait kendi hatları, yani kendi adlarına düzenlenmiş hatla birlikte cep telefonu uygulamasını indiriyorlar efendim. TC kimlik numarası gerekli bu konuyla alakalı olarak. İndirdikten sonra uygulama kullanmak çok basit. Hemen hemen bir tuşla bulundukları yerden yardım isteyebiliyorlar. İlla kendilerinin şiddet görmesine gerek yok efendim. Görme ihtimali, kendilerini huzursuz ve güvende hissetmedikleri anla bu uygulamayla yardım isteyebilirler. Bu yardım isteme anında telefon uygulamasındaki konumun açık olması gerekiyor ki sistem bu yeri net olarak bize bildirsin. Biz aldığımız ihbar neticesinde 112 vasıtasıyla hemen bağlı bulunduğu yere en yakın ekip vasıtasıyla yardım isteyen kadınımızın yanına ulaşmaya çalışıyoruz.